The Vedas are the oldest surviving literature in the world. And they are a big mystery because nobody has really understood the Vedas. There is no clear interpretation of the various hymns. Some scholars in the past 200 years have interpreted it, trying to fit it into some historical perspective that they have. What they basically tried to prove was that the Vedas originated around 1500 BC. But this was a conjecture. They said, you know, it is before Buddha. It is pre-Buddhist. And it must have taken about 1,000 years to compose these hymns. So 1500 BC. But really speaking, 1500 BC was just a lower limit. They could be 10,000 BC. Peki acaba Bay Siddharth Vedaları nasıl yorumluyor? My reading of the Vedas was completely different. I find that the most consistent interpretation of the Vedas comes from not religion, not philosophy, but astronomy. And what is the context? The context is the calendar. When human beings began an agricultural lifestyle, then they needed a calendar. And for the calendar, they have to look at the sky and get some data. This data has to be refined more and more. It is here that a meaningful interpretation of the Vedas comes. Göbekli Tepe'deki bulgular, 12 bin yıl önce yaşayan insanın sistemli bir şekilde gökyüzünü seyrederek oluşturduğu bir zeka ürünü olabilir. Acaba bu tapınakların plan olarak dizilimi astronomik bir sebebe mi dayanıyor? Neden tüm tapınaklar güney yönüne bakıyor? You see, there could be the significance that the winter solstice takes place when the sun is low in the south. So these could facilitate observations around the winter solstice, winter time, 21st December, around that time. It was a very important time and the beginning of the year in many ancient Indian traditions. And even today, our 1st January is after winter solstice. So it could have something to do with that. And we must remember that Orion and Sirius, they appear in that part of the sky. I should say that Orion is in fact associated with 10,000 BC, the events that took place around that time. Orion takım yıldızı ve Sirius'un dünyanın farklı yerlerindeki birçok kültürde önemli bir yeri var. Özellikle Mısır'da Sotis denilen Sirius yıldızının gökyüzünde ilk yükselişine göre düzenlenen kutsal bir takvim dikkat çekiyor. John Anthony West, Graham Hancock gibi bazı araştırmacılar, Orion takım yıldızı ve Sirius'un Giza'daki ünlü Sphinx'in ve Büyük Piramit'in yapımına önemli etkisi olduğu görüşündeler. Göbekli Tepe'de henüz bu konuyla ilgili net bir yorum yapamıyoruz. Ama astronomiyle kurulacak bir bağlantı, D tapınağını çevreleyen 12 dikili taştan biri olan ve sembolik anlatımın en zengin örneği olan 43 numaralı dikili taştaki bazı motifleri yorumlamamıza yardımcı olabilir. Henüz tam olarak kazılmamış olan bu dikili taştaki kuş, sanki kanadının üzerinde bir küre taşıyor ve tam altında bir akrep var. Again, this could really be a symbolic representation of something in the heavens. For instance, in this particular picture, there is the scorpion. There is also something
that resembles a swan. Now we know that the Milky Way, the whitish river-like band of light in the sky, begins near Scorpius, the scorpion, the heavenly scorpion, and passes through the swan, Cygnus the swan. And that has been mentioned in Indian literature as the goddess Saraswati or the river Saraswati riding a swan. In ancient Indian literature, symbolically, the sun is described as riding on a bird. Perhaps this is a depiction of the bird carrying the sun with it. Güneşin kanatlı bir disk olarak tasvirini Anadolu, Mezopotamya ve Mısır'da birçok örnekte görüyoruz. Bütün bu tasvirlerin atasının Göbekli Tepe'deki dikili taşa kazılmış olması kuvvetli bir ihtimal. Ayrıca bu dikili taşta henüz anlaşılamamış başka semboller de var. Mesela yukarıda görülen ve bir çeşit sepete veya asma kilide benzeyen üç işaret. Sağ kenardaysa daha önce karşımıza çıkan H şeklinde bir sembolün iki kere kullanıldığını görüyoruz. En aşağıdaysa bugüne kadar bulunan en ilginç tasvirlerden biri var. Kafası kesik ve erkeklik organı ereksiyon halinde gösterilen bir insan motifi. Buna benzer bir figürü Göbekli Tepe'deki kullanımından yaklaşık 3000 yıl sonra Çatalhöyük'te görüyoruz. Çatalhöyük'te de bu insan figürü bir kuşla ilişkilendirilmiş. Bu ikilinin bir başka özelliği daha var. D tapınağını çevreleyen bütün dikili taşların üzerindeki figürler merkezdeki iki T'ye bakarken sadece bu iki figür dairenin dışına doğru bakıyor. Acaba bilinci gelişmemiş, dolayısıyla kafasız gösterilen ve sadece cinsel dürtülerinin güdümünde olan bir insan tasvir edilmiş dersem çok aykırı bir yorum olur mu? Devam edelim. Ve Göbekli Tepe'deki dikili taşların üzerinde başka insan tasvirleri olup olmadığını araştıralım. Yes, we have several sculptures depicting humans, but in the reliefs we have only two until now. At first we thought is reliefs always are depicting animals. For some years this hypothesis was working, animals or symbols. But since 2006, we know there also can be included humans. And now in the enclosure F, which we discovered last year, or excavated last year, again a human appeared. Bölgede bulunan en ilginç heykellerden biri de Urfa Yeni Mahalle'de çıkarılan ve Urfa heykeli olarak adlandırılan bu heykel. Şu ana kadar bulunan dünyanın en eski heykeli olan Urfa heykelinin göğüs hizasında bulunan iki şerit dikkatimi çekti. These are some ornament or some bracelet it's wearing. So we have a lot of beads in our findings. So bracelets made of such beads. Kolye mi? F tapınağında bulunan bu T'nin de üzerinde aynı şekiller var. Acaba bunlar aşağıda görülen ellere doğru işaret ediyor olmasın? Peki bu eller ne anlam ifade ediyor? Urfa heykeli elinde tutuyor, altının tesisleri var. The hand position it seems that he is holding its follow, so but it's not completely clear. Urfa heykelinin el pozisyonu açıkça görülmüyor. Ama Göbekli Tepe'de bulunan büyük boylu bir heykel daha var. Acaba onun el pozisyonu nasıl? It has a like this. İlginç, değil mi? Göbekli Tepe'de T biçiminde stilize edilmiş insanların tümünün el pozisyonları aynı bu heykellerde gördüğümüz gibi tasvir edilmiş. Ellerin kavuşturulduğu, hani namaz kılar gibi ellerin birbirinin üzerine getirildiği bir şey var ama bu çok çok da ilginç. Hakikaten hem Tibet'te rastladığımız, Hint'te rastladığımız hem de Antik Mısır'da rastladığımız, bu firavunların şeylerinde, kültüründe rastladığımız hem de daha sonra İslam kültürü içinde de işte namaz duruşu olan elin bu göbeğin altına konmasıyla ilgili bağlanması bize belirli bir meditatif
içe dönük ve ibadet anlamında, yani insanın iç güçlerini, iç yetilerini harekete geçirme deneyimini gösteriyor. Üstelik bu heykellerin ağızları tasvir edilmemiş. There is no mouth. That's true. That's a funny thing. In Göbekli Tepe we have a hat also over life size, which clearly or quite clearly had been part of such a statue. Again, no mouth depicted. Ağzın olmaması bir tabu olabilir. Günümüzden 12 bin yıl önce yapılmış herhangi bir şeyi anlamaya çalışmak gerçekten zor. Üstelik söz konusu olan anlatım sembolikse. T biçiminde stilize edilmiş 12 insanla çevrili D tapınağına tekrar bakalım. Merkezde bulunan ikiliden doğu yönündeki T'nin göğüs bölgesinde iki sembol daha var. Birini daha önce çeşitli kereler gördük ve H şeklinde bir sembol olarak nitelendirdik. Belki çok bakmaktan ama ben bu sembolde H şeklini görmemeye başladım. Bu sembol bana el ele tutuşan iki adet T şeklinde görünüyor. Aynen böyle. Acaba bu H'nin hemen alt kısmındaki işaret daha önce antik Mısır'da gördüğümüz kraliyet tacı olarak adlandırılan sembolün atası olabilir mi? Peki antik Mısır'da bu sembol ne için kullanılıyordu? The solar disk is symbolizing the sun god, and the sun god was worshipped from the very beginning in the Egyptian history. That solar disk crown is not for people or for kings. It is for the gods and goddesses. Tanrı ve tanrıçalar için kullanılan güneş diski şeklinde kraliyet tacı. Peki acaba altındaki hilal şeklindeki bir ay tasviri olabilir mi? The moon is a crescent moon, very thin moon. The sun is symbolized by the circle on top with the dot inside. Now we know that an eclipse of the sun takes place just at new moon, when the moon is even smaller than a crescent, when the moon comes and covers the sun. So this would be reference to an eclipse. In fact, this could also be a sculpture of the very eclipse that we were talking about, the Tripurari eclipse, which took place at the same place, very near that. Tripurari, Sanskritçedeki anlamıyla üç şehir, Vedalarda geçen önemli bir sembolik hikaye. Bu hikayeyi Bay Siddhartha'dan dinleyelim. There were three cities. One was made of iron, another was made of silver, another was made of gold. And these three cities were floating in the air. Well, you can imagine what they are, because the earth is associated with iron, and silver with the moon, and golden with the sun. So the three were going in the air. And one of them was occupied by what are called Danavas, the very wicked people, you might say. And so they had to be, somehow, they had to be subjugated. So God said, Shiva said, okay, I will do it, but I will do it with only one arrow and only at one instant of time.